Havalarda tükettik ciğerlerimizi. Ocaklarda tükettik. Mücadelemiz zulme, zorbalığa ve yolsuzluğa karşı insanca bir yaşam mücadelesi. Hayır diyerek yürüdükleri yolda teknik hizmetler çalışanlarının özlük hakları taleplerini yükselterek toplu sözleşmede yer alan denizi coşturan dalganın ilk çalkalanışı. Oy! Sancıyla kavrulan ten. İşçilerin ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Bugün ülkemizin dört bir yanında omuz omuza vererek sesimizi yükseltiyoruz. Zonguldak'tan Bursa'daki Türk İş Mitingi'nde buluşan emekçi kardeşlerimiz başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında meydanlarda buluşan kardeşlerimizi selamlıyoruz. Dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramını coşkuyla kutlayan tüm dostlarımıza buradan emeğin başkentinden dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. 1 Mayıs'ta gündemimizi geçim sıkıntısı, yoksulluk, vergide adaletsizlik, sendikasılaştırma, taşeronlaşma oluşturuyor. Bunlara dur demek için, sorunların çözümü için 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günü sadece işçi sınıfının ve emekçilerin değil, tüm halkımızın meydanlarda buluştuğu ve siyasi iktidarları uyardığı gündür. Bugün işimize, iş yerimize, aşımıza, ekmeğimize sahip çıkmanın da ötesinde işsizimize, esnafımıza, köylümüze, çiftçimize ve geleceğimize sahip çıkma günüdür. Artık yeter demek için işsizliğe, yoksulluğa, hayat pahalılığına dur demek için işimize, iş yerimize, aşımıza, ekmeğimize sahip çıkmak için ülkemizi ve bölgemizin geleceği için meydanlardayız. Bugün yaşanılan hayat pahalılığının ekonomik krizin sorumlusu işçiler, memurlar, emekçiler, emekliler, çiftçiler, esnaf, yani biz halkımız değildir. Sorumlusu olmadığımız bir krizin faturasını da ödemek istemiyoruz. Krizin sorumlusu üretim ekonomisinden vazgeçip tüketime dayalı ithalat ekonomisini destekleyenler ve ülke kaynaklarını değerlendiremeyip çarçur edenlerdir. Türkiye ithalatçı politikalardan vazgeçmeli, yerli ve milli kaynaklarını harekete geçirmelidir. Biz hep üretim ekonomisini savunduk ve yerli kaynaklarımızın değerlendirilmesini istedik. Bugün için, bunun için 1 Mayıs'ta meydanlarda krizin faturasını da ödemek istemediğimizi yüksek sesle haykırıyoruz. Değerli arkadaşlarım, sorunların çözümü işçinin, emekçinin, emeklinin geçim sıkıntısını daha da artırmak değildir. Krizin çözümü üretmek, üretim ekonomisini savunmak, yerli kaynaklarımızı değerlendirmektir. Krizin çözümü istihdam yaratmaktır. Biz Genel Maden İşleri Sendikası olarak 90 yılından bugüne uyarılarda bulunuyoruz. Türkiye Taş Kömür Kurumu küçülürken, bazı ocaklarımızı kapatma adımları atılırken, kardemir, erdemir üzerine hesaplar yapılırken ve özelleştirmeler zorla hayata geçirilirken hep aynı şeyi söyledik. Üretimden yana olduk. Biz İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alındığı çalışma şartlarında
daha çok üretmek, ülkemize ve milletimize daha çok katkı vermek istiyoruz. TTK en kısa zamanda non kadro ile tam kapasite çalışır hale getirilmeli ve üretimi artırılmalıdır. Ülkemizin yeraltı kaynaklarını tespit eden ve ekonomiye kazandıran Maden Tetkik Arama Kurumu'na sahip çıkılmalı, istihdamı artırılmalı ve desteklenmelidir. Şimdi sadece madenlerde değil, tarlalarda, bağda, bahçede, fabrikalarda üretimi artırma zamanıdır. Değerli kardeşlerim, biz emeğiyle geçinenler vergi adaletsizliğiyle karşı karşıyayız. Sadece alın terimizin karşılığı ücretlerimizden ödediğimiz vergiler değil, aynı zamanda dolaylı vergiler de geçim sıkıntımızı artırıyor. Biz Ocak ayında aldığımız maaşı Aralık ayında da almak istiyoruz. Gelir vergisine adaletin sağlanmasını, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını istiyoruz. Asgari ücretin yoksulluk sınırının üstünde belirlenmesini istiyoruz. Emekli aylığı az sınırının asgari ücret düzeyine çekilmesini istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeronun kaldırılmasını istiyoruz. Çocukların her türlü şiddetten korunmasını ve ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin önlenmesini, faillerine caydırıcı ağır cezaların verilmesini ve bu tür eylemlerin son bulmasını istiyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün 1 Mayıs. Tüm Türkiye'de ve dünyada dil, din, ırk, cinsiyet, renk, meslek, memleket, siyaset farkı gözetmeksizin işçiler, emekçiler olarak meydanlardayız. Ve 1 Mayıs uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günümüzü kutluyoruz. Bir kez daha söylüyoruz ki biz çocukların bir savaşı kurbanı olmadığı, gençlerimizin geleceğe umutla bakabilecekleri bir dünya istiyoruz. Biz büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözüyle hedef gösterdiği barış içinde yaşanan savaşsız, sömürüsüz bir dünya istiyoruz. Biz Türkiye Taş Kömür Kurumu'na, Türkiye Kömür İşletmelerine, Maden Tetkik Arama Kurumu'na ve tüm milli kuruluşlarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Yoksulluğa, hayat pahalılığına, vergide adaletsizliğe, esnek çalışmaya, kayıt dışı istihdama, taşerona, sendikasızlaştırmaya dur diyoruz. Biz insan onuruna yakışır yaşam ve çalışma şartları istiyoruz. Değerli kardeşlerim, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız emek ve dayanışma günümüzde bölge insanımızın birlik, beraberlik, dayanışma ve demokrasi kültürünü işimize, aşımıza, geleceğimize, ülkemize ve milletimize sahip çıkma geleneğimizi Türkiye'ye ve dünyaya bir kez daha gösterdiniz. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu duygularla 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramımızı tekrar kutluyorum. Yaşasın birlik, dayanışma ve mücadele ruhumuz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın 1 Mayıs.